Hadi Reyna. Hadi gel. Hadi korsan. Hadi korsanım. Hadi benim korsan. Hadi gel. Hadi ol. Hadi ol. Hadi Reyna. Selamünaleyküm arkadaşlar. Gel. Hadi gel. Hadi korsan. Hadi gel. Neydi? Hadi Reyna, hadi gel bak. Al. Al bakalım gel. Hadi Reyna gel al. Hadi kız. Hadi kız. Hadi korsan. Hadi gel. Hadi bak. Hadi Reyna gel kızım. Hadi gel. Arkadaşlar köpekleri şimdi saldım. Geri gelmelerini bekliyorum. Reyna'yla Baron'un yemeğini vermedim. Hadi gel korsan. Hadi oğlum bak. Hadi oğlum. Hadi gel bak. Hadi gel. Hadi Reyna. Hadi Reyna. Hadi. Hadi bas. İçeri herkes. Hadi. Hadi gel. Geliyor mu var ya? Hadi korsan al. Al bak. Hadi oğlum. Hadi korsan bak. Hadi. Hadi korsan. Hadi Reyna. Hadi gel. Hadi gel oğlum. Aferin korsanım benim. Hadi korsan tamam hadi içe gel. Hadi içe. Hadi içe. Hadi Reyna. Hadi herkes. Evet onlara attı bir şey de şu. Hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi Reyna. Sen orada dur da onlar gelsin. Hadi gel. Hadi. Hadi Reyna. Hadi bak. Hadi gel. Hadi al bak. Al Reyna al. Hadi. Al Baron. Normalde Reyna arkadaşlar yemek saati bir yere gitmez de şimdi kedi medi var diye. Hadi Reyna. Hadi, hadi gel bak. Hadi. Hadi Reyna. Hadi gel. Hadi gel bak. Hadi içeri. Hadi küçük gidiyorum. Bak buraya nereye gidiyorsun? Mars. Gel buraya. Gel buraya. İşte buraya gel. Hadi gel. İçeri. Geldi mi Reyna? Hadi Reyna gel. Tamam. Evet. Biraz. Hadi içeri. Başka var mı dışarıda olan? 2, 3, 4, 5. Pars yok. Pars. Hadi gel. Hadi pars. Ya. Kit Venüs. 2, 3, 4, 5, 6. Pars yok. Pars. Hadi oğlum. Pars. Bunları arkadaşlar koyun gibi. Koyun gibi sayıyoruz bunları. Gel Pars. Buraya gel. Hadi gel. Hadi çok hadi. Hadi. Evet, Pars da son geliyor. Çünkü o kedi burada olduğu için Pars kediyi arıyor. Gel. Hadi gel Pars. Aşağı kaçmadan. Şerefsiz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Reyna. O film benim kızıma. Reyna ile şeyin yemeğini vereceğim. Baron'u. Benimki yok. Mevzu var. Onu konuşacağım. Gel. Korsan geldi. Al bir şey diyeceğim. Al bir şey diyeceğim. Gitme gel. Al gel al. Al bak korsan. Korsan. Gel bir şey diyeceğim. Gel. Şimdi kulağına gel. Gel. Korsanı şimdi şey yapmayalım. O da dursun. Gel. Hemen çıkar da onu da yemeğimi yemiş. Belleği de çıkarayım da yemeklerini verirken bakalım yemiş mi yemeğimi. Aa Bella sen yememişsin ama. Bella tam bitirmemiş mi? Korsan sen o zaman dur. O zaman yemeğe böyle dursun. Acıksın biraz. Çünkü yemeğini tam yememiş. Bella. Arkadaşlar yani iştahlı yesinler diye yemeklerine öyle kemik suyuyla karıştırılmış makarna katıyorum ki yesinler diye. Çünkü Bella şu an yine iyi. Yani bakın bir göster bak Bella yaz. Bak Bella'nın durumu iyi biraz. Çünkü iştahlı yiyor. Ama normalde mamasını bitirmiyordu. Şimdi bitiriyor ama hemen bitirmiyor işte.
Reyna'yı görüyorsunuz. Reyna'nın durumu nasıl? Daha güzel bir şişmeye başladı. Tombikleşmeye başladı. 10 numara Tosun gibi. Ama vurgun aslında Reyna'dan daha iştahlı, vurgun yemeğini yemiyor. Bitirmiyor yani. Şey bitirmiyor dedim. Yiyor ama kilo almıyor. Yani normalde Reyna'dan daha iştahlı. Daha çabuk yemek yiyor. Ama herhalde çok su içiyor. Bir de çok hareketli. Ama neredeyse 4-5 gündür onu, belki de bir haftadır doğru düzgün böyle oynatmıyorum, koşturmuyorum. Sadece kendi başına dolaşıyor. O yüzden belki biraz kilo almaya başlar. Artık kış geldi. Havalar soğudu. Artık işte ekmek, kemik suyuyla ekmek mamalarına karıştırıp, makarna karıştırıp daha iştahlı bir hale getiriyoruz ki iyi yesinler. Şimdi artık hemen hemen 2 günde bir koşu yaptırıyorum. Daha böyle bir aldıkları kiloyu kasa çevirsinler. Şimdi Reyna ile Baron'un yemeğini verelim. Şimdi Reyna'ya biraz daha fazla, bu niye Reyna'nınki fazla öbürü? Bu çok fazla. Gel bakayım. Arıya bak, arı da geldi hemen şey yapıyor. Evet arkadaşlar, şimdi Baron'un yemeğini içeriden mi verseydim ya? Arı rahatsız ediyor, arıya takıldı. Bak Reyna arıyı umursamadan şey yapıyor. Baba. Baron! Senin yemeğini içine vereyim mi oğlum? He Baron? Baron. Ha Baron, ben senin yemeğini içeri vereyim mi? Alabilir miyim yemeğini sence? Alar mı bana acaba ya? Baron, gel bakayım oğlum. Hani oğlum benim? Boş ver, orada yesin. Boş ver. Arkadaşlar şimdi Reyna'nın geçenlerde, hatta videolarda bakıyorum, Reyna taraftarları, vurgun taraftarları olan arkadaşlar var. Herkes istediği köpeği sevmekte özgür. Yani kimse kimsenin köpeğine karışmasın arkadaşlar. Herkesin sevdiği bir köpek var. Yok illa onunki üstün gelecek, onunki üstün gelecek diye bir şey yok. Ama yani biri fikrini söylüyor, öbürü de söylüyor. Herkes saygı duysun arkadaşlar. Zaten videoları izliyoruz. İzlediğimiz zaman ben de aynı sizler gibi ne olacağını, nereye gideceğini hepimiz göreceğiz. Bella! Bella! Buraya nasıl çıktı bu ya? Ya! Hanlara bak nasıl oturuyorlar orada. Onları izliyorlar. Arı bir rahat bırakmadı Baron'u bak. Şimdi arkadaşlar, köpeklerimizin köpeklerimizi biz burada beslerken, temizliğini yaparken, gezdirirken, yedirirken, içirirken onlarla hep beraberiz. Yani benim görmüş olduğum, benim fikirlerim var. Ben de fikirlerimi söylüyorum. Sizler de izlediğiniz zaman sizler de bir fikir edinip sizler de söylüyorsunuz. Yani sonuçta bu, yani Vurgun'la Reyna benim için ikisi de aynı orantıda. İkisini de çok seviyorum. Ama ben de şu an düşündüğümü söylüyorum. İleride göreceğiz bence. Yani Reyna Vurgun'a kesinlikle baskınlık yapamaz arkadaşlar. Yani zaten öyle bir şey deneyeceğini de sanmıyorum. Şimdi mesela burada dün akşam mesela arkadaşlar. Dün akşam Baron Reyna'yı bir kaptı.
Reyna herhalde baronun gidip kemiğini mi almak istedi, ne yaptıysa artık. Çünkü ben o sırada tam anında, olay anında pencereden bakamadım. Sesini duydum, hemen koştum baktım. Reyna'nın sesini duydum, Reyna'yı biraz bağırttı. Reyna'nın sesini duydum. Bir geldim, baktım, ikisi de aynı kulübede. Hala aynı kulübedeler. Ya Reyna baronu, baron Reyna'yı esir aldı orada. Yani artık kemik mi vardı, ne varsa. Şimdi aralarında böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bu ilerleyen zamanlarda da Reyna baronun yanında olacak. Şimdi bakın gene gitti onun tabağını süpürdü. Baronun tabağını süpürdü. Ama baron yemek olsaydı ona dalabilirdi. Yemek zamanı, artık baron da gözünü açtı arkadaşlar. Bakıyor ki ben yemeğimi yemezsem bu yemeğimi bitiriyorlar. Adam ya. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Reyna baskınlığın yani yaşını aldığı zaman, Reyna yaşını aldığı zaman orada kimseyi tanımaz. Herkesi siler atar diyorlar. Ben de yani bizim de az bir şey burada fikirlerimiz var. Az bir şey tecrübemiz var. Ben de diyorum ki yani Reyna kesinlikle öyle bir şey barona yapamaz. Vurgun'a da yapamaz. Ama barona hiç yapamaz arkadaşlar. Yani baron kimsenin altında kalmaz. Ben gördüğüm fikrim bu. Yani bu. Aksini iddia ediyorsunuz. İlerleyen zamanlarda göreceğiz bakalım öyle bir şey olacak mı? Olursa ben de diyeceğim ki arkadaşlar ben böyle düşünüyordum ama benim düşündüğüm gibi değilmiş demek ki. Helal olsun Reyna diyeceğim bunu yani. Bu videoyu 2 sene sonra da bir sene sonra da çekeceğiz. Anladınız mı? Ha bu demek değildir Reyna kötü bir köpek. İşte bu şuna da gıcık oluyorum. Yani Reyna barona atar yapamıyor diye. Reyna barona atar yapamıyor diye. Reyna'yı kötü köpek mi yapalım yani? Vallahi Reyna 10 numara bir köpek. Tam gerçekten mesela gezilerde, yürüyüşlerde ben Reyna'yı görüyorum. Yerinde durmuyor. Çok akıllı. Ok gibi köpek arkadaşlar. Mesela geçen bir yürüyüşteyiz. Baron yanımda. Dağdayız arkadaşlar. Hemen arka yamacında bir tane köpek varmış. Köpeği sonradan gördüm ben de. Aşağı yola inince gördüm köpeği. Bir tane de kadın var. Baron yanımda. Baron'un hiç mesela mevzudan yani şimdi mesafe var bayağı. Yani yamacı dönmek lazım orayı görmek için. Baron hiç tepki vermedi. Ben böyle duruyorum, tamam mı? Tam deniz tarafına doğru bakıyorum. Reyna çünkü o tarafa şeye girmişti, meşeye. Reyna oradan bir çıktı var ya, mermi gibi önümden bir geçti. Hemen o yamacı böyle arkaladı. Ben de üstümde temiz eşofmanlar var. Yani böyle çalılığa falan girmiyorum. Bu bir girdi. Dedim ki lan niye bu böyle gitti? Bir şey mi var? Tabii üzerinde de silah var. Bir şey olursa domuzu havaya ateş edeyim de kaçsın diye. Ben de hemen arkasından gittim, tamam mı böyle? Lan bir giderim, baktım orada kadın var. Kadına havlıyor. Meğer kadına havlamıyormuş. Orada köpek var. Böyle bir kaya var. Oradan atlamaya çalışıyor böyle. Tam o sırada ben müdahale ettim. Daha sonra baron hemen gitti. Baron da başladı havlamaya. Yani Reyna barondan geride olmasına rağmen olayın, yabancının, yabancı hayvanın, yabancı maddenin hemen farkına vardı. Yani orada anladım gerçekten. Bir de zaten yürüyüşlerde videolarda anlıyorsunuzdur yani. Reyna gerçekten böyle bir şeyleri arayıp bulacak bir köpek yani. Gerçekten şimdi panter soyunu, tamam mı, bu panterleri buradan anlayabiliriz. Gerçekten sürüde iş yapacak köpek bunlar yani. Bir de hayvanın yorulma denen bir şey de yok ya. Escobar'la koşturuyorum. Korsanlarla, Pablo'larla çıkarıyorum. En son Baron'la çıkarıyorum. Geliyor gene sağa sola atlıyor gidiyor. Vurgun da öyle. Vurgun da yorulmuyor. Ha Vurgun. Baksana nasıl hala tabakları yiyor. İşte hayvanın böyle güzel tosun gibi olmasının nedeni yemeğini iştahlı yemesi. Ha şimdi bu yemeğini yiyor. Arkadaşlar sporunu da yapıyor yani. Spor her gün yürüyüşünü yapıyor. Burada oynuyor. Sporunu da yapıyor yani. Spordan da onu eksik bırakmıyorum. Ama kasa genişledi yani. Maşallah var. Bak. Tosun oldu. Tosun.
Yani şu an şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, vurgundan şu kalıp daha böyle şey oldu. Vurgunun buraları biraz zayıf. Şimdi videolarda yazan arkadaşlar var. Ya vurguna biraz yemeğe fazla ver. Vurguna reyneden fazla yemek veriyorum arkadaşlar ama kilo almıyor yani. Ne yapalım? Biz şimdi aslında kilo da almaması daha iyi. Çünkü kilo zaten vurgun ayakları, bakın Reyna'nın ayaklarına bir bakın arkadaşlar. Reyna'nın ayakları böyle kalem gibi. 10 numara bir ayak stili var Reyna'da. Ama vurgun ayakları... Ne oluyor lan? Lan! Odunu düşürdü. Reyna'nın vurgun ayakları işe dışa doğru açıyor böyle. Şimdi çok daha kilolu olursa o zaman daha da bozulacak. Yani o yüzden vurgunun şu anki durumu iyi ama biraz kilo alsa, şuralarının şişmesini istiyorum. Şimdi kış geliyor, belki şey yapar, şu bir ağrısı var, o ağrısı bitsin şu Reyna'nın yüzünden. Vurguna çarpma etkisi yaptı, çarpma etkisinden dolayı biraz vurgun ayaklarında yürürken böyle sanki yürürken, koşarken değil de yürürken bir aksama görüyorum arkadaşlar. İnşallah düzelir. O yüzden hem kızanı var, hem kızanda burası karışmasın diye, hem de o ağrısın geçsin diye onu arkada tek tutuyorum. Ya burada! Şşt! Gel buraya bakayım, gel. Gel buraya. Gel buradan. Yamuk kulak, gel buraya bak. Şimdi arkadaşlar bunlara kemiklerini de vereyim. Reyna ile Baron'un kemiklerini vereyim. Çık oradan Reyna. Çık oradan. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. Buraya gel. Bak. Sakın ha Reyna'ya kemik konusunda yanlış yapmayacaksın. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, yok kemikleri niye aynı? Burada bir sürü köpek var. Bunlar ne yapacak yani? Reyna da alışacak yani. Reyna yani şimdi bu darbeleri alacak yani. Alacak, ona göre kendini yetiştirecek. Ona göre darbelere hazırlıklı olacak. Şimdi büyüğünü Reyna'ya verelim. Reyna al bunu kızım. Baron. Sen sakın. İşte Baron'a kemikle nasıl... Hayır Baron. Bak görüyor musun? Baron'un kemikle nasıl şey yapıyorum? Kemiği ona vermiyorum. Baron. Hayır Baron. Baron. Oho. Şurada parsı kapmış diye aynı böyle yapıyordu baba. Aa, şu, aynı şu surat böyleydi bak. Baron. Bunu sana böyle elimle yedireyim. Al bakayım. Elimi ısırıyor değil mi? Aynı topi gibi yapıyor bana ya. Topi de böyle. Al Baron. Evet arkadaşlar. Şimdi o kemiği şimdi alınmaz işte. Reyna sen de yemeğini ye. Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Ama lütfen birbirimizi de kırmayın. Herkes istediği köpeğe yorum yapabilir. Yani bu şey gibi olmasın yani. Yani köpekler zaten...
Köpekler zaten kendi aralarında anlaşıyor arkadaşlar. Birbirlerini hırlasalar da, dalsalar da kendi aralarında anlaşıyorlar. Pablo. Pablito, Yumo. Hadi Yumo. Aferin Yumo. Ya seni yerim ben ya. Ya neydi? O benim kızım. Beyaz kaplanım benim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.